Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Gününüz aydın olsun. Cumanız mübarek olsun. Sevgili arkadaşlarım. Ben de bugün cuma kalktım. Tavuklarıma yem vereceğim. Tavuklarım çağırıyor beni. Şuradan biraz yem alayım. Sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik, sağlık versin. Sofranız bereketli olsun. Kahvaltılarınız afiyet olsun arkadaşlar. Gün başladı. Bugün yine hava çok güzel. Güneşli. Tavuklarımız çağırıyor bizi. Bunlara bir yem verelim arkadaşlar. Burası üç boyutlu dediğim yer arkadaşlar. Bu yazlık kısmı bura. Şöyle göstereyim. Burada biraz odunlar vardı. Dün boşalttım buraları, temizledim. Artık bundan sonra tavuklarımız dışarı çıkmayacak. Çünkü bahçemizi düzenleme yapacağız, bahçemizi ekeceğiz. Tavuklar biliyorsunuz yaramaz biraz. Her tarafı kazarlar. Bir de açabilseydim aynısıyla. Şurayı açalım bir gün. Vallahi elimde şey olduğundan açamadım. Arkadaşlar işte burası dediğim gibi yazlık yer. Buraya açık şu bahçeden yolduğumuz otları, elimize geçen kırık kırpık neyse kahvaltı soframızı çırparak yemek artıklarımızı koruruz. Burası onların gezinti alanı. Gelin bakın kızlar. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızlarım. Arkadaşlar dün evet sugun bir tanesini köpek kaptı. Şura dışarı arsaya bırakmıştım biraz gezsinler diye. Ben de bahçede çalışıyordum. Bir çığlık geldi, koştum ama yetişemedim. Bir tane şu sarı tavuğumun eşi vardı. Onu kaptı, kaçtı köpek. Kısmet onunmuş, ne yapalım. Burada da burada orta bölüm. Şurayı yine kapattım rüzgar geliyor diye. İşte şuralara malzemelerimi falan koyuyorum. Şöyle. Burası orta bölüm. Burada kışlık bölüm. Burada iki tane yabani İran tavuğu mu diyorlar buna? Ne diyorlar arkadaşlar? Ben de bilmiyorum da. İran kazı mı şey mi diyorlar. Bak burada bir tanesi yumurtlamaya yatmış. Siyah tavuğun birisi yumurtlamaya yatmış. Bunlar da biraz tavuklara pek karışmıyorlar. Ayrı duruyorlar. Sevgili arkadaşlarım. Burası böyle. Çok güzel kümesim var yani. Öğünmek gibi olmasın da böyle avizeleri falan var. Gece bunu yakıyorum. Bir tane gece lambası takıyorum.
Gece yanıyor, sabaha kadar yanıyor. Ha, bir faydası var mı onu da bilmiyorum. Bir tane gece lambası taktım, sabaha kadar yanıyor. Daha bunlara müzik de koyacağım arkadaşlar. Bir tane radyom var. Radyoyu getirip buraya kuracağım. Burada onlara müzik de dinleteceğim. Sevgili arkadaşlarım, bu yavrular böyle sabah kahvaltılarını yapıyorlar. Artık bunlar dışarı çıkmayacak. Burada yiyip içip burada yatacaklar. Çünkü dışarıda işlerimiz var. Bahçe düzenlemesi yapacağız. Burada da bir sürgülü kapımız var. Bazen tutmuyor, tıkanıklık yapıyor. Haydi size afiyet olsun kızlar. Hadi çabuk çabuk yumurtlayın haydi. Yumurtlayın da kahvaltımıza yetiştirin. Arkadaşlar bu zamanda tavuk beslemek de zor. Çok zor. Kendimizin ekili bir şeyimiz yok. Böyle yem olacak tavuklara. 2 yıl önce ekmiştim. Biraz vardı. Şimdiye kadar onu yedirdik. Şimdi bitti yemleri. Eveskun bir çuval arpayı 250 milyon aldım arkadaşlar. İnan tavuk beslemek de çok zor. 50 kilo arpa aldım. Kilosu 5 liraymış. 5 liradan 250 bin lira tuttu arkadaşlar. Yani bu benim 15-16 tane tavuk var. Bir ay anca gider. Yani bu demek ki bizim tavuk efendiler bir ayda 250 bin lira yiyecekler. Ha, yumurtlasalar telafi ederiz şeyini, zararını. Yumurta bugün 45 lira, 50 lira, 40 lira. İşte ayda 4 karton yumurta falan çıksa, günde 5-10 tane yumurtlasalar, yediklerini kurtarırlar arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Mecbur artık bu yola çıktık. Benim daha önce tavuklarım vardı arkadaşlar. Komşulara zarar veriyor diye dağıttım. Kestik gidik. Kızlarıma verdim. Yani tavukları tamamen iptal etmiştim. 5-6 yıl böyle tavuksuz durduk. Geçen sene yeniden tavuk merak sardı. Bir de işte anlattım ya size, bakkaldım ben. Bakkallığı bırakınca evde oyalanacak bir şeyler lazım. Onun için tavuk aldım yeniden. O size bahsettiğim 3 boyutlu kümesi de yaptım. Şimdilik 10-15 tane tavuğumuz var. İleride çoğaltır mıyız, azaltır mıyız? Onu da bilmiyorum. Çünkü yem çok pahalı. Yem pahalı olduğu için bilmiyorum, artık zaman gösterecek. Bu sene belki biraz yağışlar bol oldu. Ekinlerimiz inşallah güzel olur, bol olur. Arpa fiyatları düşer inşallah. İşte şu arsaya çıkarmıştım arkadaşlar tavukları. Burası benim evin yan tarafı. Boş bir alan. Buraya çıkarmıştım. Burada köpek kaptı gitti tavuğumu.
Burası bizim evin yan tarafı. Boştu bura, boş arsa. Otlar da yeni yeni kabarmaya başladı güneşi görünce. Yağışlar kesildi, güneş çıkınca otlar kabarmaya başladı. Dedim burada biraz yaysınlar. Açtım. Şuradan göstereyim size. Kümesin içinden buraya şey koymuştum ben. Bir delik koymuştum. Buradan arsaya çıkarız tavukları diye. Buradan da su yolu geçti. Kepçe biraz doldurmuş. Elimle ayıkladım. Çıkardım ama herhalde bundan sonra zor çıkarız. Çıkarmayız ya da. Çünkü sokak köpeği çoğaldı köyde. Tavuğumuzu, cücüğümüzü kapıp gidiyorlar. Durum bu arkadaşlar. Sabah sabah size tavuktan, cücükten bahsettik. Bu arada ne yaptınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik, sağlık versin. Sevgili arkadaşlarım, şu mübarek günler yüzü suyu hürmetine hastalarımıza şifalar versin Cenab-ı Allah. Bir tane yavrumuz hasta. Ankara'da, Konya'da yatıyor. Bizim YouTuber hanım arkadaşımız var bir tane. Onun çocuğu, Allah şifalar versin ona da. Elmas'ın Hayatı diye bir kanalımız var arkadaşlar. Elmas'ın küçük oğlu İbrahim Efe bayağı bir rahatsızmış. Akşam biraz videolarını seyrettim. Gerçekten duygulandım. Gerçekten canı yürekten acıdım çocuğa. Kurban olduğum Allah şifasını versin. Tüm hastanede yatan hastalarımıza Cenab-ı Allah şu mübarek günler yüzü hürmetine sağlık versin. Gerçekten zor arkadaşlar. Hastalık zor. Allah kimsenin başına vermesin. Ailesine buradan selamlar olsun. Allah'ım inşallah iyilik sağlık verir yavrumuza. Hastanelerde yatan bütün hastalarımıza kurban olduğum Allah şifalar versin. Askerimizi, polisimizi, devletimizi, milletimizi, ezanımızı, selamımızı, bayrağımızı, sancağımızı Cenab-ı Allah korusun. Kurban olduğum Allah'ım korusun. Bizim adam ötmeye başlamış. Bunlar böyle bir ötüyor arkadaşlar. Akşama kadar ötüyor. Sabaha kadar ötüyor. Hiç susmuyor. Bu yabani şey dediğim ördek midir, kaz mıdır, tavuk mudur ben de bilmiyorum arkadaşlar. Durumlar böyle arkadaşlar. Daha kahvaltı yapmadım ben. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra buyurun gelin beraber kahvaltı yapalım. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Kahvaltıdan sonra bakalım zaman neyi gösterecek. Hangi bir işin başına varacağız. Bugün cuma. Cumamızı eda edip geleceğiz arkadaşlar. Dün biraz şöyle çubuklarımızı paketledim işte. Size de gösterdim. Bir de gösterdim. Göstereceğim. Bura benim hayat arkadaşlar. Salıngacımız var. Tahterevellimiz var. Böyle bahçeden çıkan odunları topladım. Onlar kıyacağız. Kaldıracağız. Durumlar böyle. Şöyle bir de bahçeye doğru inelim arkadaşlar. Daha kuru bahçe. İleride size buraları çok güzel çeker gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlarım şurada nanemiz var. Kuru nane.
Yaşnane de buradan biçiyoruz, kurutuyoruz. Dün burada bir düzenleme yaptım. Damlamasını taktım. Şu dışarı daşanları söktüm. Şu arka taraf duvarın dibi boşdu. Oraya doğru tekrar yeniden ektim. Dün biraz da misafirlerimiz vardı bizim. 3-4 tane bayan arkadaşlar gelmiş, hanımın arkadaşları. Onlara da verdim, götürün de dikin diye. Bu köklü arkadaşlar, kökünden ektiğin zaman suyu da gördüğümü her yerde biter. Çok güzel nane. Ben bunun kökünü benim rahmetlik bir tane kaynım vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Vefat ettim. Biz bu naneyi bilmezdik arkadaşlar. Halen de bilmeyenlerimiz var köyde. Bu pazarda satılan naneler var. Adana'da meşhur bu nane. Kaynım oradan yeşilini getirmişti bize. Yeşil nane getirmişti. Biz tabii bu naneni iğmeyi de bilmiyorduk biz. Yani böyle yeşillik gibi sofrada kahvaltıda yemeklerin yanında iğmeyi bilmiyorduk. Niye saklayalım arkadaşlar? Eskiden nanemiz olurdu bizim de annem babam nanesi olurdu. Kuru nane. Annem ekerdi. Ekme nane dedik biz ona. Ekerdi. Sonra biçerdi. Kuruturdu. Çorbalarımıza böyle kullanırdık. Ama bu bize bir değişik geldi bu nane. Abim naneyi yiyirken böyle çöplerini çıkartıyordu, yapraklarını yiyordu. Abim dedi ki siz bu çöpleri bir yere kölleyin, toprakla buluşturun. Bir de su verin dedi. Bu dedi çoğalır dedi. Biter dedi. Ben de o birkaç demet nane getirmişti. Onun yapraklarını yedik, çöplerini kölledim böyle. Bir de su verdim. Arkadaşlar yayıldı gitti, yayıldı gitti, çoğaldı gitti. Sonra değişik yerlerden, değişik cinslerden naneler getirdik, ektik. Çok güzel limesi var. Bilen arkadaşlarımız bilir, pazarda satılıyor. Bu Adana nanesi bizimki. Yaprakları geniş geniş, büyük büyük oluyor. Yeşil yeşil yiyoruz biz sofrada, tüketiyoruz. Sonra biçip kurutuyoruz. Bol bol kurutuyoruz. Hatta atmıyorum size. Bu bir gerçek. Zaman zaman 5 kilo, 10 kilo kuru nane yaptığımız olur. Şu anda da var evimizde. Yakınlarda, daha doğrusu köyde veya yakınlarda nane ihtiyacı olan varsa veririm. Ücretsiz yani öyle veririm. Para talep etmiyorum arkadaşlar naneden. Veririm. İsteyene kökünden veririm. Götürsün, eksin evine, bahçesine. Çok güzel bir nane. Dün dediğim gibi o hanım arkadaşlara verdik. Götürdüler, ektiler. Arkadaşlar burası benim bağım. Böyle bağları yükselttim ben, havaya kaldırdım. Çukurda olunca soğuk alıyor arkadaşlar. Yani ben bunun tecrübesine vardım. Böyle alçakta, bizim köyde genellikle alçakta olur bağlar. Alçakta oldu mu soğuk alıyor. Ama ben bunları yükselttim. Böyle direk diktim. Halat çektim. Yükselttim. Bunlar yeni arkadaşlar. Şu 3 sıra 2 yıllık, 3 yıllık. Ama üzüm veriyor. Geçen sene güzel üzüm vardı. Şu 2-3 sıra 3-4 yıllık. 3-4 yıllık bunlar. Şuraya kadar 3-4 yıllık. Şurada bir tıkırdağım var.
Bu böyle rüzgar esti mi döner. Çoktu bundan da. Bahçenin etrafına yapmıştım da rüzgar döne döne parçaladı. Baharın yeniden yapacağım. Bu taraf 5-6 yıllık. Bunlar çok güzel, üzüm verimi çok güzel. Ben bunları güzden diplerini belledim arkadaşlar. Her bir sıraya bir çuval güvercin gübresi koydum. Güvercin gübresi koyduktan sonra belledim. Karın altında kaldı. Yani vitaminini aldı bu bağlarım. Kısmet olursa artık bunları budayacağız. Bir defa bordo bulamacı diye bir ilaç var. Ondan ilaçladım bunları. Akşam da bak, bugün yarın havalar yağışlı gidiyor. Biraz durulsun da rüzgar var. Bir daha ilaçlayacağım bunu arkadaşlar. Durum böyle. Buraya kadar bağ yaptım ben burayı. Güzel üzümlerim var. İsteyene çubuklarından veririm. İsteyen arkadaşlarımız da tüplü olarak satarız. Durum böyle. Sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Şurayı güzün belleyemedim. Yağmurlar bastırdı. Sonra kar bastırdı derken belleyemedim. Dün temizlik yaptım, içinde temizledim. Otunu, çöpünü, pisliğini temizledim. Burayı belleyeceğim arkadaşlar. Buraya artık bir şeyler ekeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, durumlar böyle. Evet arkadaşlarım, bahçemizi de böyle kafadan bir göstermiş oldum. Tavuklarımı göstermiş oldum. Hayatımızı bir daha dolaştık. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Tekrar gününüz aydın, cumanız mübarek olsun. Tekrar bir daha söylüyorum. Kurban olduğum Allah'ım, şu mübarek günler yüzü suyu hürmetine, o İbrahim Efe yavrumuza Allah şifalar versin ve tüm hastanede yatan çoluk çocuk, genç yaşlı tüm hastalarımıza kurban olduğum Allah şifalar versin. Hoşça kalın, dostça kalın. Kafanızı ağrıtmayın, videomuzu kısa tutmaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlarım, Efe dayınızın kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin, herkesin. Hoşça kalın, dostça kalın. Efe dayınızın kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili arkadaşlarım.